askerlik muhabbeti döndü. Bedelli olsa böyle sakalım olmaz. Böyle saçım olmaz arkadaşlar. Bedelli de o da askerlik sonuçta. O da askerlik sonuçta. Ee, ama konunun askerlikle alakası var. Şimdi nereden gireyim? Geri mi gideceksin? Evet. Cuma gidiyorum. Son kez Polonya'ya gidiyorum. Eşyalarımı topluyorum. Evim olunca Antalya'ya yerleşiyorum. Şimdi... Anlatayım Allah olayı. Anlatayım olayı. Şimdi ben bedelli askerlik için paramı ödemiştim. İki hafta geçti. Beni hemen çağırdılar. Babam aradı. Babam aradı dedi ki... Oğlum dedi Safranbolu'dan aradılar. Koş askere. Dedim babacım babacım. Sen ne diyorsun babacım? Acemiye mi? Ha 21 gün yapıyorsun ya. Dedim babacım tamam. Ben geliyorum. Atladım geliyorum. Abi geldim. Ee, şimdi... Yoklama yes, falan ben. filan doktor kontrolünden geçmen gerekiyor. Benim geldiğimin ertesi günü yeni bedelli celbe açıklanmış. Bütün sistemler kilitlenmiş. Doktor kontrolünden geçiyorum. Ama beni sevk etmeye çalışıyor kilodan ötürü. THT. Sevkim çıkmıyor bir abi bir sevk kağıdım. Bir hafta bununla uğraştım. Bir hafta sevk kağıdımı çıkarmayla uğraştım. Çıkmadı. Yoklamamız en son artık... E-Devlet'e bir şekilde bir ulaşıp, bir ulaşıp bir yoklamamı şey, sildirip, baştan yoklama yapıp... <laughs> Ondan sonra tekrar şeye e, doktora gittim, sonra Sevki tekrar aldım, sonra heyete gittim. Heyete gittiğim Eşe zaman dediler ki, de oğlum tutuyor, sen şişkosun zaten, ne zamandır şişkosun dediler. Dedim valla 12 yaşımdan beri böyleyim yani. Dediler, sen dediler gelseydin zaten çürük olacaktın oğlum dediler. Yok dedim, ben yapmak istiyorum. Yani yap biraz ver dediler. Yani adıyım, birazcık ver dediler. 52 kilo fazlayla olmaz dediler. O çok 52 kilo fazla varmış. <laughs> 52 kiloyla gönderemeyiz dediler. Ben de dedim ya acemiliği mi bari yapmak istiyordum. Bunu benden almayın dedim. Öyle yapamadık. Gidemedik. Ee, evet, tiroidim falan da var. O ayrı mesele. Şimdi şöyle oluyor, 15... Yok boşa vermedim, Bir yıl erteleme oldu. Eğer bir yıl içinde ee, şey olursa, kilo verirsem, yine bedelliden faydalanıp 21 gün yapıp bitirebiliyorum işi. E, yapamazsam, kilo veremezsem, ya bir 20-30 kilo verirsem herhalde yalvar yakar girerim diye düşünüyorum. E, eğer... Veremezsen bir yıl daha erteliyorlar. Üç kere üst üste ertelince kilodan şuraya düşüyorsun zaten. Damatlığa Jaho. Ya işte bir yerleşeyim artık kilo vermek istiyorum abi. İstiyorum. Ama yani hayatını düzgün bir rayına oturtmadan da verilmiyor be. Gelse yani tek başına yaşıyorsun bilmem ne. Çürük değilim arkadaşlar. Erteleme. Üç yıl üst üste şey olursa çürük olursun. ondan sonra Abi sen şimdi bedelli çürük müsün? Bedelli çürüğüm ben. <laughs> Yok bedelli ertelenmişim ben. ESC'de oyun durmuyor. Gerize kaldı. Ee, ondan sonra şey oldu. Hmm, şey. Evlilik için adımları attık abi. O da ayrı ayrı bir ilginç bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> ee, çünkü orada da şöyle bir durum var. Düğün, nikah falan filan. işte nikah memurunu ayarlamaya çalışıyorsun. Orada ayrı bir savaş var. Onu hallettik. E, nikahımız belli artık tarihini aldık saçlar nasıl gitmemiş Bu ne bu bu ne yüzde sekseni gitti abi <laughs> Ondan sonra bir de yakın bir <laughs> e, yani teyzem diyebileceğim yakınlıkta bir e, aile dostu